darbe girişimi sırasında binlerce komando yığdı İngiltere, Kıbrıs'a. Bu üsse Abdülhamit döneminde oluşturulan bu üsse. Binlerce komando. Hem denizde denizci komandolar, hem kara indirme yapmak üzere, Türkiye'ye indirme yapmak paraşütçü komandolar. Binlerce komando getirdi. Bak daha önceden, darbeden önce getiriyor. Sonra arkasından darbeyi kınıyor. Darbe başarısız olunca darbeyi kınıyor. Hükümet üyesi şahıs da diyor ki, İngiltere kınadı diyor. Ya kardeşim Allah aşkına yapma etme. Kraliyet donanmasını ta İzmir'in yakınlarına kadar adamlar getirdiler. Türkiye'yi işgal etmek üzere. Binlerce askerle. Paraşütçü komandoları hazırladılar. Kıbrıs Rum kesiminde. İzmir, Antalya her yeri işgal edeceklerdi. Yani bütün tanklar dışarı çıkarılacaktı. Askeri tesislerdeki tanklar. Tanklarla Türkiye tamamını işgal edeceklerdi. Ve yüz binlerce kişiyi şehit edeceklerdi. Bir kişi, iki kişi değil. Bak yüz binlerce insanı. İstanbul'u hemen ayıracaklardı. İstanbul'u ayrı, özel bölge olarak ayırıp Avrupa'ya bağlayacaklardı. İzmir'i ayıracaklardı. Antalya bölgesini ayıracaklardı. Güneydoğu'yu hemen özellik verip ayıracaklardı. Ya Türkiye mahvolacaktı. Mehdiyet'in zil ve gölgesi altındasınız. 15 dakika gecikmeyle Cumhurbaşkanı'nı bırakmazlardı. Hazreti Hızır devredeydi. Bunları sonra daha detaylı görecekler. Bir başka bakan 10 dakika arayla kurtuldu. Bir başkası 8 dakika arayla kurtuldu. Yani böyle tevafukat olmaz. Yüzlerce olay Müslümanlar lehine rast gitti. Adamlar bak yüzlerce aksilikle karşılaştılar. Bu büyük bir mucizedir. Yani yüzlerce olay olumlu da gidebilirdi. Mesela Terzi gelir orayı işgal ederdi. Efendim, hepsi normal dümdüz giderdi. Uçaklar her şey çalışırdı. Tanklar hepsi çıkardı. Her şey yapabilirdi. Her şey terse gitti. Bak her şey terse gitti. Bu Mehdiyet'in bereketiyle olan bir şey. Bu harikadır. Bak bunun üstüne durmuyorlar. Bir kere bunlar halka açıklansın. Mesela sahil güvenlik ve denizden acayip bir saldırı düşünüyorlardı. Yani destroyerlerle, bize ait gemilerle İstanbul'u halaş pamuğuna çevireceklerdi. Denizden bombardıman edeceklerdi. Yani akıl almaz bir bombardıman düşürüyorlardı. Bak beceremediler. Boğaza çıkıp rastgele ateş edeceklerdi her yere. Yapamadılar. Yüzlerce tankın çıkışı mümkün olmadı. Bak darbeyi erken aldı. Mesela gece 3'te olsa bitmişti yani. Gece 3'te olsa yani hiç lamı cimi yoktu. Yani kısık olarak böyle Tayyip Hoca'ya da bir şey yapmış olsalardı bitmişti konu. Bak darbeden haberi var adamların. Kıbrıs'a binlerce paraşütçü komando getirdiler. İngiliz paraşütçü komando. Kraliyet gemileri ta İzmir'e kadar yaklaştı. İçinde yine çıkartma için, amfibi çıkarma için komando. İngiliz komandolar. SAS komandoları. Türkiye'nin sahip olduğu en güçlü füzeleri yola çıkartmışlardı. Halk Ankara girişine füzeleri durdurdu. Ya Ankara diye bir şey kalmazdı eğer o füzeler Ankara'ya girseydi. Yani müthiş tahrip gücüne sahip füzeler. Hepsi yola çıkmıştı. Halk Ankara'ya sokmadı. Bu da bir mucize. Gece 3'te olsa bitti. Bak herkes uykuda olacaktı. Evet.